Bundan yaklaşık bir yıl önce Türkiye'de çok cesur bir şey denendi. Bu hani Türkiye için gerçekten cesur bir hareketti. Çünkü azınlık diye adlandırılan ve hep küçümsenen ve aslına bakarsanız toplum tarafından dışlandığı söylenen bir kesimin Aslına bakarsanız artık azınlık olmadığı, en kötü destekleyen bir kitlenin gerçekten bu azınlık kitleyi elle tutulur bir şekilde piyasada tuttuğunu, müşteri olduklarını hatta insan olduklarını ortaya koyacak bir hareket yaptı. Bundan tam bir yıl önce 4 Haziran'da yabancı yayın evleri, kalp çarpıntısı adı altında Instagram hesaplarında bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımla birlikte yakın bir zamanda bir manga, ricat abi söylüyorum burada çünkü manga diye geçmiyor da diyebiliriz bunu ama manga diyelim biz. Mangayı yakın bir zamanda raflarda olacağını söylediler ve bu ürün LGBT ürünüydü yani eşcinsel bir çift vardı ki bunu aslına bakarsan gay de diyebiliriz. Şimdi sıkıntı şu biliyorsunuz ülkemizde bu tarafa çok da iyi gözle bakmıyorlar hatta temel olarak bizim ülkemizde bu yasak denebilecek kıvamda fakat insanların kişisel yani iki kişi arasında yaşanan ya da daha fazla o duruma göre değişir ama etik kalalım biraz biraz iki kişi arasında yaşanan bir olayın ne devlet ne de toplumu ilgilendireceğini düşünen birisi olarak böyle bir şeye toplumumuz iyi bakmıyordu ve bu tarz içerikleri destekleyen veya bu tarz içeriklere ya da o tarz bir kitleye hizmet eden insanlara kötü gözle bakılıyor. Mümkünse de o tarz insanların işlerinin durdurulması gibi bir ya da engel olunması gibi bir muhabbet yaşanıyordu. Yani büyük bir kitle de kendince diyordu ki yani bu risk almaya değmez çünkü eğer LGBT grubunu ben arkama almaya çalışırsam karşıma çok büyük bir kitle alacağım ve bu kitle beni e, batırmaya ya da beni engellemeye çalışacak ve arkamda tuttuğum kitle ne yazık ki beni tutamayacak Fakat yabancı yayın evlerinin yapmış olduğu bu e, yayınla birlikte bu paylaşımla birlikte şunu fark ettik. LGBT ve LGBT severler veya en kötü bu tarz eşcinsel içerikler tüketmek isteyen insan sayısı piyasada elle tutulur bir seviyede. Peki bu ne demek? Aslına bakarsanız bu şu demek oluyor. Sen alma abi. Sen alma alacak adam var deyip kendini azınlık bir taraf içinde aslına bakarsanız hizmette sunacak yayın evlerinin ortaya çıkması veyahut en azından Çıkmasa bile bazı yayın evlerinin tamam abi 6 ayda bir de olsa biz de basıyoruz biz de paylaşıyoruz ya da en azından biz de Haziran ayında ya da bilmem neydi Bazı bir olay olduğunda Destekleyebileceğiz imajı ortaya çıkabilirdi Tabii Buna toplumumuz Engel olmasaydı Şimdi şunu önden söyleyeyim Yobazlık bağnazlık ben bunlarla tamamen şey yapmıyorum, bağdaştırmıyorum. Şimdi insanlar bu tarz şeylerden rahatsız olabilir. İnsanlar tanımadığı, yabancı olduğu şeylerden rahatsız olabilir. Bu şeye benzetiyorum. Çilekli dondurmayı seviyorsundur. Ve bir gün birisi sana limonlu dondurma göstermiştir. Tadı, kokusu, rengi bile farklı. Bu şey ekşi ki ben bunun tüketilmesini istemiyorum. Ben bunu tüketmek de istemiyorum. Bunu tüketen insanlar bence zevksizler diyebilir. Ama bu limonlu dondurma yemek isteyen bir insanın limonlu dondurma yemesine engellemede neden olmamalı. Çünkü sana zorla limonlu dondurma kimse yedirmiyor. Ve çevrende yemek isteyen varsa o limonlu dondurmayı bence herkes yiyebilir. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki hem bu kitleyi memnun etmek adına hem de bu tarz şeylerin işte bazı dini nedenler ve nicesiyle kendi Türk etiğimizle diyelim uygun olmadığı gereğince bazı şikayetler yapıldı. Aslında bakarsanız kendi Instagram hesaplarından da hızlıca bakacağım. 1 Temmuz'da işte paylaşımları falan yapıldı. Ön siparişi ikinci cildi hemen seri bir şekilde çıktı. 16 işte 15 Temmuz'da paylaşımların devam ettiler. Yani gerçekten seven bir kitle vardı. Çok çok büyük değildi ama seveni vardı ve satışları da iyiydi satışları de diyorum. Çünkü 4 Ağustos'ta yani bir sonraki ayda direkt 3. cilt çıkacaktı. Hatta yakın bir zamanda işte 3'ünü birden satıyoruz misal. Paylaşımlar yapıldı ki 3. cildi de aslına bakarsanız 11'inde çıktı. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bile Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Tokyo Avengers ya da Nijesi. Şimdi hepsini Tokyo şeyden verdim. Gerekli şeylerden verdim. Bu yüzden bana kızanlar oluyor ama siz de anladınız. Popüler seriler yani. Popüler seriler bile basılırken şu an bir bakın. Yani Jutsu Kaisen ya da Nice serinin ilk cildi ne zaman çıkmış, ne zaman çıkarılacağı duyurulmuş ve şu an kaçıncı cildeler? Gerçekten bir ay, iki ay ya da hadi üç ay olsun. Üç ay içerisinde normalde başka seriler basan bir yayın evi olarak bu tarz bir serinin üçüncü cildini bu kadar hızlı çıkarmak muazzam bir hız, muazzam bir ilgi. Tabii bu kadar bir yoğun ilgi bir o kadar da hater çekti. Ve sıkıntı şu aslına bakarsanız. Homofobik diyeceğim. Aslına bakarsanız bence bu da çok kaba ve yanlış bir tabir ama... Rahatsız olan kitle diyelim biz. Rahatsız olan bir kitle... Dedi ki... Aa bir dakika burada gay var. Aa a, bir dakika olmaz dedi ve... E, bunu şikayet etmek adına sağda solda paylaşmaya başladılar. Sıkıntı şu. Onların paylaşımıyla birlikte... Bir dakika siz bu adamları devirmek istiyorsunuz deyip... Arkasında durmaya çalışan bir kitle daha oluştu. Bu kitlenin kendisi... Ee, bu asla bakarsanız şikayetle birlikte bu seriyi bilmeyenlerin de gözüne sokmuş oldu. Ve böylece asla bakarsanız adamların yani yabancı yayın evlerinin 3. ciltle birlikte arkalarında bir destek aldıklarını ve buna devam etmek istedikleri hakkında bir muhabbetler de ortaya çıkmaya başladı. Bu şu demek oluyor. Hater sevmiyorum dedi. Bunu duyan, sevebilecek kitle de bunu öğrenmiş oldu. Ve böylece artık daha fazla insan bu seriyi biliyordu. Ve bu muhabbet biraz büyümeye devam etti. İşte çocuklarımız etiğine uymuyor, ahlak dışı falan dene dene. En sonunda ne yazık ki 10 Eylül'de kendi hesaplarında bir paylaşım yaptılar ki o paylaşımda bu. Bu paylaşıma göre işte müzir içerik olarak sayılması ve işte bilmem kaçıncı maddesi bla dolayı ne yazık ki kitapları internet üzerinden satışının engellenmesi yani tamamen internet üzerinden satışının yasaklanması ve bununla birlikte de e, bu, bu gerçekten çok saçma hani bu, bu bir değineyim öyle geçeceğim devamına abi şimdi şöyle bir muhabbet var ben Türk'üm ben çakal bir insanım yani basically ben çakalım şimdi Hepsi burada. Letgo ve nice yerden. İkinci el satıyorum diyerekten. Orijinal fiyat veyahut daha üstü bir fiyatta ki bakarsanız var. Satsam. Buna kim engel olacak? Yani şu anda var. Buna niye kimse engel olmuyor? Ben örnek veriyorum. Yabancı yayın evlerinde çalışan birisiyim. Ve bu ürünü satmasını istiyorum diyelim. Letgo'ya gittim. Ee, ne gittim. Oraya gittim, şuraya gittim, buraya gittim. Şimdi... Biliyorsunuz internetten satışlar daha ucuza falan tekabül ediyor çünkü indirim falan yapılabiliyor. Toptan satışını aldığım için orijinal ürün fiyatından daha düşük bir fiyat aldım ya da işte şirket çalışanıyım diye daha ucuza aldım ve bunu sattım. Kim engel olacak? Kendi malımı satıyorum. Yani bir kurum olarak satmıyorum. Eğer buna itiraz edebilen bir yasa ya da bir olay varsa şunu şöyle söyleyeyim. Şu an çalışmıyor. Bir yayın evinde bu çalışabiliyorken bir kişi veyahut birey de neden çalışmıyor? Şimdi diyeceksiniz ki e abi bir dakika şimdi millet hiç mi satamazsın? İkinci elde mi satamazsın? Sen bunu mu destekliyorsun? Hayır. Burada şunu savunmak için bunu belirttim. Şimdi internet üzerinde ikinci el olarak satılan Letgo ve nice yerde eğer araştırırsanız çok kötü şeyler var. Yani en başta içinde çocuk tecavüzünün çok detaylı bir şekilde anlatıldığı çok fazla kitap var. Şimdi... Bizim ülkemizde ne yazık ki birçok şey Twitter'dan yürüdüğü için buna çok dikkat edilmemiş. Ama Hani kitapların içi gerçekten kontrol edilmiyor. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Ortaokuldayken Boş Koltuk diye bir kitaba denk gelmiştik. Nereden geldi hatırlamıyorum ama bir sahnede bir çocuğa veya yetişkine gerçekten hatırlamıyorum ama tecavüz edildiği hatta annesinin işte annem bu işten para kazanıyordu sen de kazanabilirdin falan diyerek bir saçma alak hareketler yapıldığını hatırlıyorum. Kitaplar bu kadar sıkı denetlenmiyor ve ortaokul çocuğuna kadar gidebiliyorsa bu ürünün yani satışını böyle engelleyemezsin. Dediğim gibi ikinci el almak isteyen adam gene alabiliyor. Yani engelle demiyorum. Bunun satışının ya da işte bunun küçük çocuğa gitmesini engellemenin alternatif bir yolunu bulman gerekiyor. Ya istersen hani bunu bu da şöyle söyleyeyim. Abi bu yasaklanması gereken bir şey mi? Bence hayır. Çünkü işte televizyonda öpüşen bir insan veya kurtlar vadisiyle büyümüş bir kitleyle karşılaştırınca bence hiçbir şey. Çünkü burada da falan öpüşüyorlar ve başka bir şey yok. eee yani dediğim gibi televizyonda gerçekten iki tane insan öpüşüyor ve şey diyebiliyorsun. Wow bir dakika bunlar öpüşüyor. Hadi o zaman ben de gideyim de alt komşudaki bilmem neyi öpeyim diyebilirsin. Tamam orada hiç cinsellik gösterilmiyor. Burada gösteriliyor ve bu doğru bir şeymiş gibi tırnak içinde diyorum. E, gösteriliyor o yüzden işte benim e, Mehmet Ahmet öpecek gibi bir tartışma düşünüyorsan. Bu içerik çocuğun hoşuna gitmişse ve sen hani bunları denetlemiyorsan bu senin suçun. Bunların hepsini kenara koyuyorum. Hani satın alamamama alamamama alamaması çok saçma değil mi? Hani bu Netflix'te de yaşandı. Hani bu saçma. Şimdi bunların hepsini gene bir kenara koyalım. Tamam mı? Çünkü hani para verip zaten almak istediğim bir şey içeriği seni ilgilendirmez. Yani bence bu benim görüşüm. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ey kalp çarpıntısı seven arkadaşlarım. Siz gerize kaldı mısınız? Mal mısınız? Şimdi Niye böyle girdim? Bundan yaklaşık bir yıl önce ben bunun hakkında video çekecektim. Fakat kitlenin bunu hak etmediğini fark ettim. İnsanlar o dönemde kalp çarpıntısının yasaklanmasıyla alakalı fotoğraflar çekip paylaştılar. Kese kağıdına falan konması hakkında. Hatta bir dakika. Şöyle bir kese kağıdına konarak satılıyordu. Ve bu satışların hani düşmesi ve nicesiyle birlikte aslına bakarsanız raflarda bunların da ilgi çekmesine neden oluyordu. Bu da şöyle de küçüklere zararlıdır falan misal bir etiket yapıştırılmış. Ekstra ekstra. Şimdi şöyle bir şey var. Bir, şu paket içerisinde bir çocuk bir şey gördü mü ilgisini çeker. Çünkü onca kitap arasında hiçbir konsepte veya herhangi bir ilgi çekici ekstra bir şey sahip olmayan şeyler arasında böyle paketlenmiş, gizli tutulan bir şey var. Tamam belki çocuk 18 yaşından küçük olabilir ama biliyoruz ki bu ülkede 18 yaşından küçük insanlara sigara satılıyor. Peki ben burada neden kitleye kızdım. Şimdi o dönemde yapılan paylaşımlar arasında bir paylaşımda Helsing'in bulunduğu bir rafın yanında bunlar paketlenmiş bir şekilde satılıyordu. Peki tüm Twitter ne yaptı biliyor musunuz? A içinde çocuk tecavüzünün hatta bir e, Osmanlı padişahının bir çocuğa tecavüz ettiği sahnenin bulunduğu manga satılabiliyor ama eşcinsellik hayır. Abi şey mi istiyorsun piyasadaki her şey yasaklansın çünkü LGBT ürünü yani daha doğrusu eşcinsel içeriği bulunan bir şey yasaklandı. O zaman tecavüz yasaklayalım, bunu yasaklayalım, şunu yasaklayalım. Şimdi şunu söyleyeyim, tecavüz kötü bir şeydir. Tecavüz iyi bir şeymiş gibi gösterildiğinde kötü bir şeydir. Tecavüz teması işlendiğinde bu kötü veya sakıncalı bir şey değildir. Özendirici veya ilgi çekici hale getirildiyse bu kötüdür. Bir insanın hayatın tecavüz sonrası ne kadar kötü gittiği veya tecavüzün ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatan bir şey varsa bu çok güzel bir şeydir. Çünkü bu toplumda birinin tükettiği bir şeyden dolayı a bir dakika şu an benim karşımdaki bir kadına veyahut erkeğe taciz var ve bu bu kadının hayatında veya erkeğin hayatında belki de e, psikolojik olarak çok derin bir yara açacak. Müdahale edeyim. Çünkü benim tükettiğim kitapta bunu yaşayan çocuk intihar etti diyebilir mesela. Bunun aynısı aslında bakarsanız bu ürünler için de geçerli. Hani bir insanın gerçekten aslında bakarsanız 2022 yılında biyolojik olarak tüm ihtiyaçlarını gidermeye ihtiyacı yok. Çünkü biyolojik ihtiyaçlarımızı gidermemizin nedeni neslimizin devam etmesiydi. Bence neslimizi devam ettirmek için yeterince insan var şu an dünyada. Yani ben şahsen bunu destekleyen birisiyim. Ama zaten ülkemizde birçok şey yasak geliyor. Ben burada şunu konuşmak istiyorum. Arkadaşlar eğer sevdiğiniz bir şey elinizden alındıysa başka birinin sevdiği bir şeyin elinden alınmasını istemeyin. Çünkü sen onunkini de alınmasını istediğin zaman bir sonraki gün başkasınınki istenecek. Çünkü bugüne kadar hep böyle oldu. Senin istediğin bir şey sana verilmeye çalışıldığı sırada başkası senden onu almak istedi. Çünkü daha önceden onun istediği bir şey aldılar. Sallıyorum nargile kafasını kapattılar. Sallıyorum alkol tüketmesini engellediler. Sallıyorum saat bilmem kaçtan sonra müzik dinlemesini engellediler. Bu maalesef aslına bakarsanız toplanıp ben buna para verdim, sen niye karışıyorsun ki diye bilmemiz gereken bir aşamaya gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi bunun küçük bir kitleye daha çok hani romantizm temasının küçük bir çocuğa işlenmemesi gerektiğini düşünüyorsan. Bunu üzgünüm ama zaten yapamıyorsun. Çünkü sen gidip resimlere bakıp abi bir bunu yasaklayalım diyebiliyorken yan tarafta çok çok daha kötü bir şekilde betimlenmiş, özendirici hale getirmiş, bir katilin gözünden katili havalı bir şekilde gösteren kitaplar varken ki bir katilin günlüğü müydü öyle bir şey şu an hatırlamıyorum koymayacağım buraya bir yer ama e, gibi bir eseri e, denetleyemiyorken gelip de şu anda bunu denetlemen komik. Çünkü herkes de aslına bakarsanız genç bir kitleye hitap ediyor. Bugün bunun hakkında konuştum. Çünkü bu ay'a özel bir içerik çıkarmak istiyordum. Üst üste gelen birçok aksilikten dolayı çıkaramadım. Bu manga ile alakalı daha çok şey bilmek, daha yakına incelemek isterseniz benim sevgili YouTube partnerim Yu'dan da izleyebilirsiniz. Kendisinin videosu hem açıklamalar kısmında hem de sabitlenmiş yorumda var. Kendinize iyi bakın. Eğer özgür kalmak istiyorsanız başka insanların da başkalarına zarar vermeyecek özgürlüklerine karışmayın. Veyahut onların da ellerinden bir şey alınmasını istemeyin. Beni gerçekten üzen şeylerden bir tanesiydi. Çünkü o dönem insanları gerçekten de abi bak yakın zamanda bu ellerinden alınacak ya şöyle olacak böyle olacak deyip paylaşmış ve bunun çıkmasına sevinen bir insandım. O azınlık kitlenin iyi insanlardan oluştuğunu düşünüyordum. Değillermiş.